Herkese selamlar arkadaşlar. Konsol üstüne hoş geldiniz. Çağlar hoş geldin. Hoş bulduk. Tekrar Tekrar. nasılsın? Aynen Görüşmeyeli abi. bayağı bir vakit oldu herhalde bir 7-8 ay olmuştur. Olmuştur. Geçen sefer de havaalanından direkt gelmiştim. Bu sefer de geldim. Artık aynı... Nasıl? Memnun musun Memnunum. Arkadaki taksici hizmetimden? artık kullanmaya başladı. Hani konsolosu VIP servis, araç Kimden servisi diye kaydetti o. Yani ben gelen bütün konuklarımızı arkadaşlar metrodan gidip alıyorum. Metroya bırakıyorum. Böyle bir servisim var. Aynen. İsteyen olursa gelmek isteyen metrodan alabilirim sizleri. Evet, bugün Çağlar'ı bulunca böyle acayip içinde kızgınlık olan böyle işler hep yapasımız geliyor. Bundan önce de bizi sinir edenler diye yapmıştık. Şimdi de oyuncuları kendinden geçiren, oyuncuları çok kızdıran rezaletler diye. Oyuncuları Evet. isyan ettiren rezaletler Evet. Bu diyoruz. nesilde Bu yaşanan nesilde en yaşanan büyük rezaletleri konuşacağız. rezillikler konuşacağız abi. Evet. Dönelim abi bak şeye. Ne? Neslin başına Hı. Xbox One'a dönelim. Aa evet, en güzel. Xbox One ilk sen bir önceki nesilde neyle vakit geçiriyordun sen? Xbox Xbox 360'ım vardı 360'ta. ve bayılıyordum. Hani çok güzel bir konsoldu. Kontrolcü çok güzeldi. Hizmetler çok güzeldi Bir kere ve Live çok güzeldi çok iyiydi yani. yani. Live'ın o zaman PlayStation tarafında çok büyük bir karşıtı yoktu yani. Rekabet edememişti PlayStation 3 zamanında. Çünkü Xbox'ta sesli konuşma vardı. Ben hatırlıyorum o zaman Çok güzeldi. yani PlayStation 3'te oynarken Xbox'ı açıp arkadaşlarla Xbox üzerinden parti kurup Oh. oradan konuşup PlayStation'da birlikte oynadığımız oyunlar vardı Siz yani. çok Çünkü zengin çok misiniz? çok kötüydü. Ya PlayStation'da vardı, Xbox'ta Adam vardı. konsolu sadece şey Skype olarak Tabii kullanmak Skype için. olarak kullanıyorduk yani o zamanlar. Xbox bana daha hitap ediyordu o zaman. Çünkü ben daha böyle multiplayer online ağırlıklı oyunlara, daha shooter olan, onu bayağı shooter seven bir insandım. Onlara yönelmek istiyordum. PlayStation'da daha hani hikaye tabanlı oyunlar vardı, daha aile oyunları vardı. Beni o zaman için cezbetmiyordu. Cezbetmiyor, evet. Hele hele işte bu son dönem işte hatta Forza'ları da orada görüp bir dakika ya bu neymiş deyip Beni. üzerine işte en son Titanfall'la şenlendirince ben hatta şunu hatırlıyorum, PlayStation 4'ü almıştım bir 5 ay falan açmadım yani böyle Titanfall oynamaktan, Call of Duty'leri falan işte Halo'ları orada oynuyordum. Gears of War'un delisiydim zaten hala. Şimdi o zaman tabii herkes çok Evet. seviyordu. Ben de Çok Xbox'ta güzeldi çok ya. benim bir önceki nesilde birinci cihazım Xbox'tı. Ve şunu diyorduk lan bu adamlar bir de bozuktu cihaz biliyorsun. Ha ben benimki çok gidiyor. Yani Benim çok çok güzel. sonradan Ben iki kere almıştım. mi üç kere mi ne değiştirdim. Lan bu bozuk cihazla bunu yaptılar. Bir sonraki nesilde ne yapacaklar Tabii. falan diye gaza getiriyorduk birbirimizi. Sonra şeyi çok iyi hatırlıyorum. Bir Şubat'tı galiba. Şubat ayında ilk kez Xbox One'ın lansmanını yaptılar canlı yayında. Ve çıktı bir tane herif. İsmini hatırlamıyorum şimdi. Phil miydi? Neydi adamın? Spencer değil. Phil Spencer O şimdiki mu? miydi? Ha şimdiki. Phil Spencer şimdiki. Eski neyse ismi artık. Hatırlayamadım. Çıkıp bir şov yaptı ve sonradan saydılar adam 30 kez mi 28 kez mi TV'de bunu yapacaksın. TV'de şunu yapacaksın. Biz o zaman konsolosu aradıktaydı, kapalıydı. Biz Onur'la ama yine de bir yayın yapmıştık orada. Ha. Sadece sesle. Ve şaşırmıştık yani. Biz şok içinde kalmıştık. Ulan ne diyor bu herifler diye yani. Biz ne bekliyorduk? Bu ne geldi? Ne TV'si lan? Yani bize ne TV'den yani. Biz zaten TV'den kaçmış adamlarız. Gelmişiz oyun Sen oynuyoruz. çünkü burada Sen hani burada 2 TV diyorsun. senelik bir Digiturk şeyi yapıyorsun. Ondan kurtulamıyorsun, Yani tamam. ha. Yani Bir daha adam hakikaten sana TV şeyi dekoder satacağım diyor, tamam mı, TV üzerine. Hani diyor. o ben de çünkü ben şeydim, çok nettim abi. Hani mesela ilk Xbox ve işte PlayStation E3'te duyuruldu ya. Hani oraya zıplayayım biraz. Orada çok nettim ondan önce zaten. Hani Xbox 360 ve Xbox'ıydı. Hani hesabım belli, oyunlarım belli ve hani orada şeyi bekliyorum çünkü ağızların içine bakıyorum, hani geriye uyumluluk olacak mı, hani mesela çünkü benim eski kütüphanemi de geçirmek istiyorum ya da işte en azından CD'ler çalışacak mı bazıları. Bir an böyle hani sunum oldu, bitti Ne oldu falan dedi. falan oldum Aklında hiçbir şey böyle. yok. Neymiş diyorsun ya? Evet evet ya, ben TV şeyi diyorum işte, bu Kinect ne olacak, onu miymiş? kullanabilecek miyim, hani o kadar şey aldım. Yani şey Xbox hesabıma bayağı oyun aldım falan, bir de
Çok şey de çok güzeldi. Xbox'ın o Gold sistemiyle verilen oyunlar muazzamdı. Bir de onları hani hesabında indirdiğin zaman senin hesabında kalıyordu. Yani bir daha Xbox 360'da veriyor muydu evet, yani bedavaya? tamamen senin oluyordu. Yani en güzel sistem o zaten. Yani bedava diyorsan bedava vermen gerek. Yani o üyelik bittikten sonra da oynayabiliyordun. Yani o dijital kütüphanene ekleniyordu. Hani Humble Bundle gibi düşün. Hani çok güzeldi. Bir Ondan de bunun sonra üzerine adamlar şey yaptılar. Oyun değiştiremeyeceksin evet. dediler. Yani Bu oyun nasıl hani yani? tamam dijital oyun tabii ki değiştirilemez de herif kutulu oyuna lag getiriyordu ya. Ben oynayacağım sana veremeyeceğim. Ne? Sebep? Yani Yani o sebep ne? Sonra devamlı internet bağlantısı gerekecek dediler falan. bu arada onu Shuhei Yoshida'nın ona çok güzel bir Evet, şeyi var. evet. Onu da buraya girersiniz. Tabii. Hani PlayStation'da nasıl? aynen. Değil Takas sistemi. mi? Çok güzel ya. Buyur diyor. Adam Aynen. veriyor. O ara Taner abi herhalde o saçları döktü. Ben orada gördüm. Bunu dediği anda. Tabii bunun üzerine çok büyük bir insanlardan, oyunculardan ses yükseldi ya. Evet. İsyan etti insanlar. Ne diyorsunuz siz ya? Manyak mısınız? Biz senelerce beklemişiz sizi. Bir, yani oyun takas edememek ne demektir yani? İki, internet neden devamlı internet bağlantısı olsun diye insanlar bayağı bir sinirlendiler. Bir de Sonra anlayamadılar mı? herifin teki çıktı. Xbox bilmem ne dığdının dığdısı herifin. Bir şeyle de alakası yok. İşte efendim elektrik süpürgesi için devamlı elektrik gerekiyor. Elektrik olmayan yerde ne olacak falan filan. İnternetin yoksa Gırgır çıktı o ya zaman. internetin yoksa zaten ne işin var senin konsolla gibi bir şey söyle. Bir tweet at. Suda attılar herifi zaten işten. Onu duyunca millet Ya işte sapıttı. şey de çok önemli. Yani iletişim hepsinden daha önemli. Ben çünkü o şeyi izledim. Xbox'ın o sunumunu izledim. Ha. Dedim. Next dedim hani sonra Sony'ninki falan geliyor ya onlar sonrasına koymuştu. Ha falan hani bravo falan dedim. Orada hemen şeyi düşünüyorum. Yani burada bu kadar oyunum var. Şimdi sıfırdan Sony platformuna geçeyim mi? Falan filan böyle. Orada ama yarı yarıyaydım. Sonra kararımı verdim yani. Yani yavaş yavaş da olsa hani eve önce PlayStation aldım. Tabii o zaman çok oynayacak bir şey yoktu. Sonra hani Xbox oynuyordum. PlayStation hani oyun çıktıkça bir tane bir tane falan. Sonra yavaş yavaş Xbox gitti. PlayStation kaldı. Yani Türkiye için böyle oldu sana. Ve Böyle çok böyle güzel girmişlerdi bir de. Hani evet. geç girmişlerdi ama sağlam biz çok Sağlam girmişti. sahiplenmiştik o Aynen. zaman da. Mesela o zaman şeyi çok iyi hatırlıyorum. Edge dergisi Amerika'daki bu nesildeki konsolunuz diye PlayStation koymuş herif kapağa. Bu nesilde bununla oynayacaksınız diyor herif. İkisi de anlatıldıktan sonra. Gerçi o kapağı hiçbir zaman basmadılar. Hadi ya. Sonra orada bir herhalde Microsoft'un bir He. girişimi sonucunda onu ama o sızdı sonradan internette. Yani orada millet bayağı bir ağzına etti ya Microsoft'un ki iyi ki etti. Oradaki birçok saçma şeyden vazgeçtiler. İnternet bağlantısı, Doğru oyun takas sistemi falan. Bu nedir ya? ve şeyi bu Mal kadar herifler. düzelttiler yani o açıdan çok iyi bir rekabet oldu. Yani konsolun kendisini bile sıfırladılar. Evet. Hani çok Hala güzel bir düzeltmeye işte evet çalışıyorlar. çok güzel bir arayüzü geri getirdi, tasarım değiştirdi. Bence şu an Xbox'ın tasarımı çok güzel. Hani X'in de çok güzel, S'in de çok güzel. Bence çok kutu gibi böyle şirin evine koymak isteyeceğim bir obje gibi duruyor. Hani Game Pass Cihazı sistemi diyorsun evet cihazı diyorum Game Pass sistemi gibi bir şey getirdi. Çünkü ben sen. Game Pass şeye zaten inanıyorum. geleceğin sistemi artık. Tabii Yani çok güzel Netflix oldu. tarzı. Çünkü ben şuna inanıyorum. Bu oyun fiyatlarıyla PlayStation 4'ü Türkler kıracak. Yani öyle bir şey bizden çıkabilir yani. O çok önemli. Türk Ona da mühendisler diyorsun. evet yani ona da mesela şey olarak da karşı bir hamle olarak da Game Pass sistemi çok işe yarayacak. Çünkü Game Pass'i şeyciler yapıyordu. Jailbreakçiler yapıyordu bilirsin. Hani sana bir tane cihaz veriyor. Abi diyor ki 50 tane oyun içinde veriyorum. Hani o Evet. şey gidersin ya o Tabii. merdiven altındaki adamlar. İçinde bilmem kaç tane Hani oyun çünkü onlar ilk şey Turkish Game Pass onlar diyor. tamam mı? Hani onları onu başlattı. Microsoft sahiplendi aslında. Turkish Game Pass. Biz zaten uzun zamandır onu uyguluyorduk, Aynen değil biz mi? Yani uyguluyoruz bütün ülkemizde. Kadıköy'de, Yazıcıoğlu'nda, Sirkeci'de falan hepsi Game Pass vardı zaten. Sonra geçelim abi biraz daha ileriye. Call of Duty'de bir olay oldu. Hatırlar mısın? Infinite War'da. O. Şimdi o trailer'ın kaç tane kaç şu anda
Baksaydık keşke ona be. Bir tane videosu yayınlandı. Bir baksana. Tamam, bakalım be. Oradan. Call of Duty'nin devam ederken. Biliyorsunuz arkadaşlar olayı. Call of Duty Infinite War'un bir trailer'ını koydu Activision. Ve ardından da 1 milyon dislike'ı böyle bir günde falan geçti. 40, şimdi 3 kaç? 41 milyon 40 izlenmiş. 3 milyon falan galiba. 2 yıl önce koymuşlar adamlar. Şimdi like dislike 593 bin like almış. 3.7 milyon dislike almış. Helal olsun yani. Bu Electronic Arts'ın herhalde karşılaşmış olduğu, daha listede çok var Electronic Arts da karşılaşmış olduğu en büyük isyanlardan bir tanesi. Yok, Activision'ın. Ama, Activision'ın pardon. Electronic Arts'a gitti kafa. O da var. Onlar orada göbek atıyordu çünkü. Evet, o sonra onlar ama aldılar. Ondan sonra göbeği gördüler. Peki neden öyle oldu abi sence? Yani neden o trailer 4 milyona yakın dislike aldı? Yani biraz garip değil mi bir? Çünkü bir şey de oluyor arada sırada. Bir böyle bir trend oluyor, tamam mı? Bir trend oluyor. İşte Call of Duty'nin videosu dislike yağmuruna gidiyor. Ben de vereyim ulan diyorsun. Herhalde mesela o, evet. Verse, çok ilgilensen de ilgilenmesen de oyuna gidiyorsun bir basıyorsun. Ben de etmişim belki bu arada. Belki olmuş. Az önce bakayım ben de dislike etmişim. Sen de dislike. O sıraya ben de katılmışım. Ya şöyle bir şey oldu. Onların şöyle bir sıkıntısı var. Hani bir oyunu 3 senede geliştiriyorlar ve hani 3 sene öncesinden başlıyorlar ama piyasa her sene kendini yeniliyor ya, trendler vesaire, hatta daha hızlı her şey oluyor. Ya onu onlar yakalayamadı. Şimdi biz dedi geleceğe gitmemiz lazım. Hani böyle bir zamansal döngü olarak bakıyordu onlar herhalde. Geleceğe gidelim, bak bunu tuttu işte, Titanfall geliyor, Destiny geliyor, bilmem ne dedi. Biraz daha hani fütüristik şeyler tutuyor, tutacak. Onu yaptılar ama bu sefer de yani çok, yani artık insanlar çok ondan bıkmıştı. Çok fazla gittiler. Ondan bıkmıştı insanlar, istemiyorlardı hani farklı bir şey beklerken. Ona tepki verdiler bir noktada ama şeyi de hatırlamaya çalışıyorum. Yani Battlefield'ın videosu önce düştü de ondan sonra mı buna? Tabii tabii. Önce düştü değil mi? Önce Battlefield çıktı ortaya. Battlefield 1 çıktı ortaya. Ondan sonra Call of Duty, yani birisi 1. Dünya Savaşı'ndan önce biri uzaya çıktı olunca o tarafa daha bir lan ne yapıyorsunuz siz? Eskiden siz birbirinizi rakiptiniz. Ne hale geldiniz gibilerinden böyle insanlar. Çünkü şöyle bir şey var. Yani gelecekle özdeşleştirmek yani insanları çok zor. Değil, ama zor. Sen geçmişe dair bir şey yaptığın zaman bir yerinden sahipleniyorsun. Mesela adamlar bizde işte Osmanlıları koydu. Türkçe yaptılar ya, şey olduk böyle hani milli oyun gibi davrandık, tamam ama mı? Orada da çok olay çıktı sonra. Multiplayer'da Osmanlılara karşı oynadığında çok küfür yedi insanlar. Ya, ben oynamadım ama yayıncılar mesela Panda falan çok laf yedi ya. Ulan sen nasıl Osmanlı'ya sıkarsın falan diye. Ya onları geçtim. O artık oyun yani bu. Yani Almanlar ne yapsın bunca yıl? Yani. Yani Nazi zombi diye adamları ismi şey yaptılar. Ama bir hani sahipleniyorsun. İşte ne bileyim 2. Dünya Savaşı yaptı mesela. Call of Duty yaptı. Şimdi Battlefield 5 yapıyor. Yani o hani biz katılmasak bile biraz daha yakın geliyor. Orada kullanılan silahlar, oradaki geçmiş biraz daha yakın geliyor bize. İşte onu şey yapabiliyorsun. Çünkü bir şeyi var, sana dokunmuşluğu var bir yerden ya da en azından o kültürü tüketmişliğini var ama uzay dediğin zaman kimse onunla ya da fütüristik şeyler dediğin zaman olmayan bir şeyle özdeşleşemiyorsun, tabii, sahiplenemiyorsun. Yani. Artı mesela uzayla ilgili tutan yapımlarda da baktığın zaman işte LucasArts'ın hani lafı vardır hani çok uzak ama bir o kadar da bize yakın olmasın istedim diyor hani Star Wars'un. Hani hikaye çok bize yakın. Neredeyse hani şey geyi vardır ya böyle İncil şeyi mitolojisi yani nereden baksan. Ama hani şey olarak bütün işte evren şeyler uzak. Ama baktığınız zaman Roma dönemini anlatıyor. İşte Cumhuriyet yıkılıyor, imparatorluk öyle, kuruluyor. Yani. İngiliz kültürü var, Japon kültürü var. Yani baktığın zaman bir yandan çok yakın. Ama işte uzayda farklı karakterlerle geçiyor. Uzak işte, galakside. İşte Halo'da, Mass Effect'te biraz daha bize yakın anlatılan hikayeler. Hı-hı. Ama sen Infinite Warfare gibi hani işte Mars'a gittik, orada yeni bir ırk oluşturduk falan. Dünya hani, bir de insanların Call of Duty kafasındaki Call of Duty hep o böyle İkinci Dünya Savaşı ve Modern Warfare zamanı çok uzaklaşınca o konseptten. Aynen. Tabii bayağı bir gerçi geri döndü de ne oldu acaba? Yani
Call of Duty 2. Dünya Savaşı'na döndü de insanlar çok hoşnut kaldılar mı? Şey bak bundan? Onu diyecektim hatta sana. Onu da bilemiyorum. Çünkü çok Call of Duty biraz şey gibi. Hani kimsenin seyretmediği ama hep ratinglerde olan diziler vardır ya. Survivor kime sorsan, yani. Kime sorsan seyretmez ama hep de en tepededir. Call of Duty'de kime sorsan oynamıyor ama hep 25 milyon satıyor. Ya şeyi çok iyi yapıyorlar bir de hani PR'larını çok iyi yapıyorlar. Aramızda hainler var. Geri, mesela şeylerin de etki tepki de çok iyi beceriyorlar bu arada. Hani adam dedi ki bir sonraki oyunu Boots on the Ground diye tanıtıyor, tamam işte botlar yere değecek. Kardeş bizde öyle yok. Bizde uçma kaçmaca yok. Botlar yere değecek yapıyor, tamam mı? Hani bir sonraki oyunu öyle yapıyor. Hani kendini eleştirip orada alan tepkiyi böyle. Abi hani ona karşıyız bizde zaten. Ya Türk siyaseti gibi, anladın mı? Bizde anladın mı? Hani bir anda Amerika'ya küfrediyoruz. Dolar yakıyoruz. Ondan sonra işte yok abi işte biz onlarla. Hani onun gibiyiz bir şey Call of Duty. Hemen böyle şeyi değiştirebiliyor. Evet. Anında böyle alıyor. Gelelim gazı. O zaman onun kankasına. Aha. Düşman kankasına Battlefield 5 tabii ki Electronic Arts dediğin gibi o zaman göbek atıyordu Call of Duty böyle uğrayınca hışımla insanların, ama çok kısa bir süre sonra iki tane o da böyle bir isyanın başrolüne geldi. Bir tanesini birazdan konuşacağız zaten hepiniz biliyorsunuz. İkincisi de Battlefield 5'te bu son daha güncelin olanı söyleyelim. Bu robotik kollu robotik kollu mu diyeyim artık, çelik kollu kadını alıp takma da kolu kapağı koyunca insanlar dedi ki ya siz ya eyvallah tamam hani politically correct eyvallah akım olduğu hep böyle bir şey var ortaya, pozitif ayrımcılık tamam da abi yani 2. Dünya Savaşı'nda kolu demir dökme olan bir kadının cephede nasıl bir işi olabilir falan diye bir tepki geldi. Bunun üzerinde Electronic Arts ya kabul edin ya almayın dedi. Ya ve işte ondan sonra da sen misin bunu diyen. İletişim abi çok yani, önemli bir durum ya. Hani abi böyle bir şey söylenir mi ya? Kabul edin ya da gidin almayın diye. Yani şeyi nasıl konuşman gerektiğini çok iyi bileceksin ya da oraya o insanı koyacaksın. Yani evet, nasıl tabii konuşması gerektiğini bilen bir insanı koyacaksın. Yani mesela şeye baktığın zaman da yani Phil Spencer'ın Microsoft'a gelmesi tesadüf değil hani ondan sonra. Evet. İletişimi çok kuvvetli adam, çok rahat. İşte şey Nintendo'nun şeyinde de iletişim müdürü bir tane şey bir adam var. Hatırlarsın. O da hani çok şirin, çok tatlı. Japon değil ama yani Amerikan bir adam. Amerikalı bir adam. Yani onu çok iyi becermen lazım. O gerçekten çok önemli. Sen kötü bir şey yapsan da hani güzel iletişim kurduğun zaman insanlar seni sahipleniyor ya da ha diyor, gazını alabiliyorsun. Tabii. Orada da işte önceki dediğim konuya geliyor. İnsanlar ya yani 2. Dünya Savaşı herkesin birçok yani dünyada herkesin benimsediği ve geçmişinin olan bir durum. Yani orada onların geçmişinin olmayan bir şey koyduğun zaman işte şey böyle korsan kollu bir tane kadın koyuyorsun. Böyle bakıyorlar. Yani 1. Dünya Savaşı kapağı koyuyorsun. Zenci bir tane adam koyuyorsun, tamam mı? Yani ya zencileri o savaşın belki hani binde birini mi oluşturdu oradaki popülasyonu? Yani orada bambaşka insanlar savaşıyor. Hani şey mi koymak istiyor işte Nazi ya da İngiliz, Fransız mı koymak istemiyordu onu mu koyuyor? Ya işte o toplara girmeyelim mi diyor. Yani şey olmuyor işte ondan sonra geliyorsun Siri'yi zenci yapacağım. Ya da Hintli, şimdi Hintli oldu ya hani zenciden dönmüş. Siri yani değil ama. Pardon Yennefer. Yani iyi öteki en azından şey. Hani ondan sonra işte abi, zenci mi yapalım? Hintli mi değil mi belli değil. O biraz esmer bir. O bayağı Hintli ya. Hintli mi diyorsun ona? Var onda bir. Ben baba de şey baba tarafından. Baba Hintli, tarafından. Anne tarafından Sivaslı yani o belli. Evet. Yani işte orada şey yapıyorsun. Ya yani sen çünkü 2. Dünya Savaşı'nda öyle birinle özdeşleşmiyorsun. O yok yani senin hikayelerinde. Evet. Öyle biri yok. Sen şeyi bekliyorsun, olan gerçeğe yakın birini bekliyorsun. Bir de Battlefield hani gerçekçiliğiyle ön plana çıkan bir yapım olduğu için insanlar bunu bekliyordu. Ki şeyde oynadım, Gamescom'da oynadım. Gayet güzel ya bir oyun. Bence çatır çatır. De aslında olay da çok büyük büyütülecek bir şey de. Kapağı bir tane kadın, eyvallah. Kolu korsan kollu bir tane, tamam eyvallah. Bir sıkıntı yok ama burada insanları delilendiren şey kabul edin ya da oynamayın ya, denmesi işte. Yani ne gerek var abi böyle negatif iletişim kurmayacaksın abi hiçbir zaman yani. Çünkü karşıdaki adam senin aslında klişe bir şey olacak ama gerçekten veli nimetin yani. He. Tamam mı yani
Bunu da yatsımamak lazım bence. Oradan bayağı bir gitti. Ama Electronic Arts'ın tabii başına gelen diğer asıl felaket Battlefront 2'de oldu. Tabii ama bu şöyle bir, yani ben şunu düşünüyorum. Bundan sonraki oyunlarında şey mi yapacak işte? Atıyorum işte Filipinli zenci cüce koyun. Yani çünkü Social Justice Warriors'lar da çok kötü abi. Yani işte onları koyun, bunlar alınır. Şunlardan bahsedin, o tekinler alınır. Yani ama işliyor da bazen. En son işte Gandalf'ı şey yapacaklar dizide, işte zenci Filipinli ama, cüce olsun ama falan. Ama abi işliyor ama bir yandan da. Bazı noktalarda işte Black Panther'ı görüyorsun. Black Panther Marvel'ın en çok para kazandıran birinci mi ikinci mi ne filmi olmuş. O da yani olur çocuk mu? Film ya. Aslan ya Kral'ın Black, yeniden çekilmiş tam, abi. Yani Black yani. Panther eyvallah. Olmaz ama yani. En çok para kazandıran filmi olmaması lazım o filmin. Ama neden? Oldu çünkü belli bir kesime yönelikti. O kesimde çok sahiplendi. Şey öyleydi. Neydi o geyli zencili film şey aldı, Oscar alan. Hani Moonlight. Ha, evet, aman evet. Allah'ım. Şey yapmadı onu. Kendimi yerlere atmıştım izlerken. Ya burada tabii şimdi olay şey değil ya. Alsın tabii ki. Niye almasın ya? Hepsi almasın abi yani. O film de yapılsın. Yani yapılsın orada da. Yapılmış olmasına, zenci kültürüne, siyahi kültüre yönelik olmasına ben hiçbir şey demiyorum. Şunu demek için söylüyorum sadece. İşliyor. Yani İşliyor, bir kesime bir şey yaptığın zaman, o political correct yaptığın zaman onun bir karşılığını alıyorsun. Hı-hı. Karşılığını aldığı için zaten yapıyorlar. Yoksa Disney'in umurunda mı abi? Hı-hı. Allah aşkına. Disney'in öyle bir kendinde öyle misyonu mu var? Ezilen insanları biz filmlere koyalım da tabii. Onların haklarını savunalım. Onları da şey hiç alakası yok. Yok. Paraya bakıyor herifler sadece. Tabii, bunu ne ön plandaysa, ne işliyorsa onu yapıyorlar yani. Mazlumun yanına, biraz şeyin yanına. Bunu bizde en güzel Masum Kırmızıgül yapabiliyorsun. Yani. Evet. O çözdü bu işi yıllar önce. Evet. Oradan tutturdu. Aynen öyle. Gelelim abi şeye. Battlefront 2'ye. Abi kumara girmesek mi yani? Ya tabii kumar mı değil mi o daha hala tartışılıyor da asıl tabii orada sıkıntı oyunun progresini bozacak şekilde içeri bunun entegre edilmesi. Yani o zaman işte kaç saat oynaman gerekiyordu işte Darth Vader'ı açmak için bilmem kaç 40 saat değil 40 mi? Saat evet. Oynaman gerekiyor bilmem nesini açmak için ama orada işte para verip para bastırıp açabiliyorsun. Asıl ya da açamıyorsun, açamıyorsun yani. Da. Evet, evet. Yani orada oyunun mekaniklerini, oyunun kendisini bozan bir yerleşim vardı. Ve millet de haliyle isyan etti. Ki iyi de oldu. Şimdi hani Avrupa'da bu kumar olarak söze edilmeye başlandı ya. Ben çok mutlu oldum o açıdan. Yani mini oyun koyuyorsun. Kabul eden var, etmeyen var ya. Yani şey, yani çoğu insan psikolojisine çok etkileyen bir şey. Ben mesela şey izledim. En son Teknoseyir'de Forza'ya koymuştu. Onun incelemesi vardı. Abi işte hani loot box açıp bir daha açalım hadi. Bir daha şey oluyorsun çünkü hani bir sonrakinde ne var? Bir sonrakinde ne var diye diye ödüllendirme sistemi o çünkü. Yani hiç şey alakası. Evet, var. Çark var. O bile hani bir şekilde aynı ama muhabbet. Ama paralı ya. Değil o. Paralı değil ama hani en azından sistem olarak seni şeye teşvik. Acaba bir sonrakinde ne çıkacak? Bir sonrakinde ne çıkacak? Hadi oynayayım biraz daha bundan edineyim. Diyorsun. En azından oyunda tutuyor. Para verdirmese de. Oyunda tutması bile bir ticari başarı aslında çünkü. Yani bu sıkıntı, en büyük sıkıntılarından biri bu. Tamamen insan psikolojisi düşünerek tasarlanan bir şey. Yani bizim buna böyle bir tepki verdiğimiz, yani şey gibiyiz yani bir oltanın ucuna yem takıp attığın zaman balık geliyor ve oltaya yakalanıyorsa bizde de böyle tepki veriyoruz. Yani bunu şey bu hani bilinçle yapabildiğimiz bir şey değil. Böyle yapıyoruz. Ama bu bir yandan da para karıştırdığında bu kumara geçiş şey ilacı mı derler şeyi hani adımı. O ara adımı. Hani gateway drug dedikleri şey vardır ya hani uyuşturucudan bir önceki şeydir gibi. Yani ne yazık ki bence hani bunu koyuyorlarsa aynı sigara paketleri gibi oyunların üzerine de böyle işte bu oyunda bu vardır deyip işte onu özel en azından onu alacak veliyi ondan uzak tutmalı. Doğru. Bilgilendirmeli. Bilgilendirmek lazım. Hı-hı. Yani ben o kadar ağır düşünmüyorum senin kadar ama bir tabii ben ki bir ağır şey var. Ya onunla abi şu da var bir yandan hani eskiden alırdık abi işte tip alırdık bir şey çıkardı. Evet. Futbolcu kartları bilmem çok farklı değil aslında. Pokemon'lar da. Yani Pokemon bilmem ne hani kumar sayacaksa onlar da kumardı bir yandan. Evet yani o kadar çok da geniş
evet katılıyorum bazı noktalarda ama çok da geniş düşünmemek lazım sanki. İki yerde bir deredeyim kısacası. Ya ben de işte çok böyle insan psikolojisini yani, oynayan bir şey yani. Evet. Eğlenceli de bir durum. Açıyoruz da ekleniyorsun böyle şey o çocuk gibi oluyorsun ama ya bir yandan da tehlikenin bir çanları. Bir yandan belki bir yere bir şey yazmak gerekiyor. Burada loot box sistemi vardır diye bir şeyler belki. Şey akciğeri çökmüş adam resim koyun oyunları paketlerine. Çökmüş baba koymak böyle iktidarsızlaşmış kadını adam koyun. Çökmüş baba koyun. Loot box sizi iktidarsızlaştırır falan. Ya şeylerde falan çok böyle hikaye var. Bu işte Türkiye'de Elif oğlu gidiyor bilmem ne online bir şey oynuyor. Hı-hı. Bir oyun oynuyor. Basıyor orada basıyor babasının telefonundan bilmem ne. Fatura bir geliyor ondan sonra. Abi. 5000 lira Turkcell faturası. Herif kafayı yiyor. Bir de onu yapan adam Türkiye'de olduğu için direkt basıyor şirketi. Siz maçsınız lan bizim paramızı aldınız falan filan diye. Aynısı. Bu hikaye var ya. Var var. Duydum. Tam tersi benim bir arkadaşım başına geldi. Benim bir yakın bir arkadaşım adam Amerikalı oyun üreticisi. Mobil oyun üretiyor. Ve bunlar ilk şey satış stratejilerini yaparken demişler ki biz şey koyacağız hani in-game purchase koyacağız hani oyun içinden şey satacağız. Evet. Kredi satacağız, bir şey satacağız. Yani bunlar bir de çocuklara yönelik oyunlar yaptıkları için ilk öyle çıkıyorlar piyasaya. Ya bir şeyler kazan ya adam diyor ki ya ilk aydan diyor milyonlarca diyor para kazanmaya başladık. Bu kadar hani büyüyoruz diyor. Ya zaten böyle hani yatırımcı ikna etmek için yani diyor 3 yılımı harcamışım. İlk aydan patladık geliyor biz o kadar mutluyuz ki diyor. Sonra bir baktık diyor sürekli şikayet mailleri işte şey App Store'dan geri çekiliyor geri çekiliyor. Bir baktık diyor meğerse her çocuklar almış kredi kartlarını babalarını diyor. Bir de hani şey Suudi Arabistan'da başladılar bu işe. Deli gibi paralar yatırıyorlar yani böyle farkında olmadan. Ya bir baktık diyor sürekli hani biz şu kadar para kazandık diyor o ay şey yapıyoruz diyor. Seviniyorsun. Ertesi ay diyor önceki ayın kazancı gitmiş diyor. Çünkü geri iade etmek zorundayız kurallara göre diyor. Hani şey olmamış diyor. Bilgilendirmemişiz bilmem ne diyor. Tamamen kapattık. Şimdi artık 99 centten satıyoruz diyor her oyuncu. Onlar için de mesela yani evet, hitap ettiğin evet, kitle burada çok önemli. Tabii, çok önemli. En azından uyarman lazım. Tabii. Konami olayı vardır bir. Oy o çok kötü ya. Konami ve Kojima'nın evliliğinin en sonunda şiddetli geçimsizlikle bitmesinde. Valla tam bir evlilik gibi ya. Hani şeyi de bilemiyorsun şimdi. Şimdi Kojima tarafı çok mağdur. Hani beni dövüyorlardı gibi ama işte bir yandan bu baskının nedeni de ne ya? Bu adam onlara ne yaptı? Ben mesela çok da merak ediyorum. Hani iki taraflı diyorsun yani. Mutlaka iki taraflı bir şeyler bir şey vardır yani. Ya çok kendini ön plana çıkardı, egolarını artık törpülemedi ya da oraya sığmıyordu adam belli ki yani. Hı-hı. Konami gibi bir yere sığmıyordu ki bence çok da iyi oldu Sony'ye geçmesi. Hı-hı. Öyle bir adamın. Yani kreatif özgürlüğü sunacak bir platforma yelken açması çok başarılı Hı-hı. bir seçim oldu. Her kötü şey çünkü bir iyi bir şeyin aslında başlangıcı oluyor. Aslında bu şimdi Sony ile olan ilişkisi bizi gösterecek. Hı. Bu adam da mıymış sorun? Yoksa Konami de miymiş sorun? Sonuçta oyuncular bunun Konami'de olduğunu düşündü. Kojima'nın sorun ne olduğu belli yani. O ya, çıkan fragmanlardan ya abi hani yok, PT'den Kojima'nın bir sorunu var. Var var o PT'den. Onda kesin eminiz. Onda bir sıkıntımız yok da ben şeye çok şaşırmıştım. Ya yani şaşırmamıştım da rahatsız olmuştum. Metal Gear Solid 5'te her yerde Kojima Productions. Ha. Ulan 10 dakikada bir Kojima yazıyor. 10 dakika lan yeter dedim lan yeter. Al anahtarı, evin anahtarını al git yeter lan. Yani ne bana habire ben yaptım. Bir sonunda yazarsın, bir başında yazarsın. Ha. Oğlum 5 dakikada bir Kojima yazılır mı ya? Yani oldu olacak bu fotoğrafçılar hani böyle tam ortaya filigran koyarlar ya böyle eşek kadar böyle. Böyle Kojima diye yazsaymışsın ya. Ben ona biraz tabii tilt oldum ama o da demek ki Konami ile aralarında bir sıkıntı vardı o ara. Hı-hı. O yüzden devamlı hani ulan bu benim oyunum demek için yaptı. Şey böyle help diye şey yapmaya çalışıyor. Evet değil mi? Sessiz. Yardım çığlığı atmış meğerse. Sonra tabii insanlar tepkilerini bu Metal Gear Survive'da bayağı güzel net bir şekilde Konami'ye ilettiler. Yani bayağı şu anda en düşük not alan oyunlar içerisinde Metal Gear Survive. Yani Konami de aslında tepkisini o oyuna dile getirdi gibi oldu ya öyle daha biliyorsun. Çok yani iki taraflı. Ben o markayı öyle bir yerin dibine sokarım ki dedi sanki.
Paçinko makinamda bile çalışmaz artık gibi bir şey yaptı sanki. Yani Kendi bacağını sıkmış olur biraz canım. Öyle de sanki. belki kaçmak da istiyor oyun sektöründen Konami yavaş Evet. yavaş. Çünkü markalarda da şey vardır hani, yavaş şeyle bitirmek, azaltarak bitirmek. Hani işte Vita'da bunu görüyorsun. Hani işte Move'da görüyorsun, PlayStation'da azaltarak hani yavaş yavaş çıkalım gibi Satsın abi. yani. Yani Metal Gear'ı alacak bir dünya firma var. Satsın Sony'ye Doğru geçsin yani. diyorsun aslında, haklarını. PES bir işe yaramaz artık da. Metal Gear Solid'i satsın gitsin. Ama Japon yarının kendi iç pazarına bayağı iş yapıyor Konami. Öyle mi? O arcade makinalarına ve mobilde bildiğim kadarıyla çok çok ciddi paralar kazanıyor Mobilde. mobilde. Ama Japon iç pazarında. Ha. O yüzden Metal Gear falan onun böyle devede kulak bir kazancı falan kalmış ya. Yani. Onu biraz böyle namı sürsün diye yapıyor yani adamlar. Ha, herhalde Öyle. ondan da herhalde Ama biraz millet dersini verdi. Yani ne benim kadar anladığım o. tınladılar O yani, başka. Bunlar arasında en az tınlayanlar onlar. Konami pek umursamamıştır umursamamıştır yani, çok başka yerden başka kazançları elde ediyorsa adam yani herhalde. Evet, tamam demiştir aynen hani. öyle abi. Ama şeyi merak ediyorum mesela, bu Death Stranding de çok sündü gibi. Hani bir video mesela şey çok güzeldi, adam tanıtımını çok güzel yaptı şu güne kadar, ama ben E3'te çıkan video ile beraber demeye başladım. Çünkü böyle bir Walking Simulator mı Ben onu bu? dedim de E3'ten sonra bayağı bir sert tepki aldım Ama izleyiciden. Hiç şey girme oldum, bence o konuya. keşke göstermeseymiş yani, oynanış videosunu görmeseymişiz. Hayal gücümüzde bir şeyleri canlandırdıkça daha güzel sonuçları elde ediyoruz, ama yani bir yerden bir yere yük taşıyan bir adam, bir de hani uzak bir kamera açısından görünce Ne oluyor? ya bu eğlenceli bir şeye benzemiyor gibi bir Ama hissiyata biliyorsun o adam oyun çıkmadan önce yaklaşık bir 500 saatlik trailer video kavuştum. yayınlıyor. O da öyle bir videoydu de geç yani. Ondan sonra Ha, öyle oyun diyorsan. çıkana kadar en az 50 saatlik, 50 saat abartıyorum tabii de en az 2 saatlik daha video çıkartır yani. Ya evet, ama işte ilk hani mesela oyun içi görüntü o olunca şey Ha oldum mesela, çünkü işte Cyberpunk'ı gördük. O da çok hani hep bugüne kadar 5 yıldır hayal gücümüzde ürettiğimiz bir oyundu. Oynanışı görünce dedik yani bayağı bir şey var, bayağı çeşit var. Yani ötekinin oynanış videosu girince bu şey mi şimdi hani, Yürü babam yürü. Walking Dead gibi bir şey olacak yani, şey oldum böyle Bir hani. kuşku oldu diyelim. Evet, böyle Yani. bir tadım kaçtı o Evet, ufaktan. bir kuşku oldu sanki ama Meraklandım bence toparlar ya. tabii yani. Evet arkadaşlar, isyanlardan bahsettik size. Tabii Türkiye'de süren isyanlar da var şu anda. Onun da farkındayız. Oyun fiyatları dolayısıyla çok büyük tepki var haklı olarak. Tabii. İnsanlar en doğal hakkı olan oyuncular tepkilerini pek çok platformda gösteriyorlar. Bu konuyla ilgili de bu videodan önce bir video koymadıysam bu videodan sonra bir video koyacağım arkadaşlar. Çünkü bana devamlı şey geliyor. Sen neden bir şey demiyorsun işte falan filan. Sizi de mi satın aldılar falan diyen Satın insanlar aldılar var. demek ya. Yani hani biz satın alsaydık herhalde daha farklı konularda olurduk da Ne yapacağım? Maliye Bakanı mı satın aldı? yani bu konuda da bir şeyler söyleyeceğiz arkadaşlar. Henüz daha söylemediysek Türkiye'deki gelişen olayların da farkındayız. Hani burada bir sürü şey söylediniz. Türkiye'ye niye eğilmiyorsunuz demeyin diye söylüyorum bunu. Tabii ben Ondan da bahsedeceğiz. bu sene bir tane konsol oyunu alabildim. Yani artık Durumlar biraz şey fena. yaptım yani, onu dengelemeye başladım. O Başladım. da önemli bir şey oldu benim için. Bir Aynen. yavaş yavaş bir kriter olmaya Olmaya başladı. başladı. Peki, bugünlük bu kadar ama ben Çağlar'ı bırakmayacağım şimdi. Bir video daha çekeceğiz. Onu da Aynen. ilerleyen günlerde seyredersiniz arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz.